Bak en çok kıskandığım şeydir gerçekten. Yani enstrümanını sürekli yanında taşıyabilmen. Şimdi hani bende de tamam olabiliyor falan filan ama hani siz böyle asıyorsunuz falan hani aldım mı şık falan. Sizden o MIDI keyboard var ona bakarsan ama şuraya yani, getir hıncacık. Pedden yürüyorsunuz artık bak, kardeşim yapma yani bak, kağıt gibi dur aç çantadan pedden cebinden ses çıkıyor ama. Ben şimdi orada tuşa bastığım zaman tuşun verdiği ses falan filan ya timing çok bozulabiliyor. Çok yani haklısın. Benim de böyle derdim var. Başka bir soruya geçelim mi? Alpçim hoş geldin. Hoş bulduk. İlk soruyu ben mi sorayım yoksa sen mi sor? Bir bilemedim. Öncelikle programın mahiyetinden bir bahsetmemiz gerekiyor. Mahiyet. Biz sık sık arkadaşlarla bir araya gelip sahne tozu yutarız. Bunu resmi olarak belgelemek istediğimiz için beraber çağrıyla sahne tozu yutacağız. Tamam, evet. Falan. Evet, senin yerine ben de yapmış oldum. Evet Çağrı, neden müzik? Öyle girmeyelim tabii. Ben nasıl tanıştığımızdan birazcık bahsetmek tamam, peki, istiyorum. Hadi. 2007'ydi zannedersem. 2007, evet. 2007'de aslında ben seni tanıyordum. Ama sen benim yüzüme bakmıyordun. Çünkü doğrudur. Ben çok küçüktüm. Doğrudur. Senin çemberlerin içinde olmadığım için de bir şekilde bir şey yapamadık. Doğru dur diyor çünkü gerçekten hatırlamıyorum. Neyse. Sonra biz Bodrum Mavi'de evet. Bir okazyon halinde bir araya geldik. Doğru. Ve orada ilk seninle yan yana hatta sen böyle yüksek bir taburede oturuyordun. Doğru. Ben sana her zaman olduğu gibi hep böyle bakıyordum. Hep böyle bakıyordum. Böyle. Allah Allah. Biz böyle prova yaparken sen şey dedin. Güzel çalıyorsun genç dedin. Gerçekten evet. Bizim ilk tanışıklığımız böyle oldu. Sonra da. İyi demişim doğru bir tespit. Yani ben yanlış bir şey yani yok mu söylediğimde hani ben güzel çalıyorsun. Yok, hayır, o zaman da güzel çalıyordun. Şimdi harika çalıyorsun. Yıllar geçtikçe daha da iyi çalmaya başladın. Ve benim güzel çalıyorsun genç dememe artık tabii ki de. Hayır çok iyiydi o. Tabii ben, ki de yok. Yani beni her zaman gülümseten bir anı oldu. Gerçekten. Her zaman beraber müzik yaparken, daha doğrusu beraber müzik yapmak istediğim, bu yüzden de hangi projeye gidersem orada olmanı istediğim bir sevgili dostum, seve seve her müzisyen zaman. Arkadaşımsın. Her zaman. 2007 evet uzun zaman oldu. Bodrum Mavi, evet. Tabii Bodrum Mavi enteresan bir yer benim için. Yani benim müzikal hayatımdaki en önemli yerlerden biri. Çünkü senin evet öyle ya. 98 yazında biz ilk Kangroove'la çalmaya başladık orada. 13 yıl aralıksız çaldık. Hatta seninle orada çaldığımız zaman bile. O yıl çalmıştınız siz, çaldık. Doğru. O yüzden Bodrum Mavi'nin yeri... Bence zaten Bodrum Mavi'nin Türkiye müzik hayatında yeri bambaşka. Yani Bulutsuzluk Özleminden Grup Gündoğar Kenine... Eski hali, aynen. Bülent Ortaçgil'den Fikret Kızıloğa. Yani ben çok insan izledim orada. Evet, ben ya. Bile ne güzel ki yani 80 oranın açılışı 1984'tür. Ne diyorsun? Tabii. Ya yani o dönem öyle müzik yapan yerler Türkiye'de çok 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 nadirdi eminim öyle. Üf. O yüzden Bodrum Mavi'yi her zaman büyük sevgiyle her zaman hatırlarız, anarız. Tabii ya. Muazzam bir yerde yani. Ben sonra... de böyle sonlarında yakaladım ama. Tabii. Güzeldi yine. Hani çok güzel anılarım biz oldu. Biz daha orada. Sonra gittik mi ama yine gittik değil mi bir iki kez Bodrum Mavi'ye beraber? Tabii çaldık. İki yıl çaldık orada beraberken. Değil mi? Beraber çalarken. Aynen. Bu arada yani ben bir soru sormak istiyorum sana. Hazırsan. Bas gitarla nasıl tanıştın Alp? Evet. Bas gitarla ben tanışmadım. Bas gitarla biz çarpıştık. Evet, ben İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin okul grubunda davulcuydum. İzmir'i ayrı soracağım zaten. Tabii. Evet. Ve üniversite birinci sınıfta arkadaşlarım Kuşadası'na çalmaya gidiyorlardı. Ve basçıları yoktu. Hı. Şimdi abimin bir gitarı vardı evde, böyle hani iki üç tane akor çalıyordum. Yani böyle işte anladınız, göstermemden belli yani. Neyse. Çok güzel ya, evet.
Ya basçımız yok, bas çalar mısın dediler. Ben de mahallede bir arkadaşımda çok iyi hatırlıyorum. Orfeo marka bir Bulgar bası vardı. O dönem Türkiye'ye çok geliyordu öyle Bulgaristan'dan, bugün Çekya olan ülkeden. Vallahi oturdum parçaları... İlk defa duyuyorum ya. Evet, evet. Bas mı varmış? Evet. Çok acayip. Fender caz bas taklidi ve gitar. Çok ağır bu arada. Allah yani gerçekten Allah. Yani. Külçe yani. Bilmiyorum hiç. Neyse parçaları çıkardım. İşte o günden beri basçıyım ben. Ama ondan evvel bir davulculuk tabii. Durumun var senin. Var. Ben ondan bir, hani onu bir anlatmanı isteyeceğim. Tabii. Belli fotoğraflar gördüm. Evet. Olacak iş değildi. Doğru. Yani muhteşemdi. o yüzden hani davulculuk serüvenini ben merak ediyorum. Tabii şişe dibi gibi gözlükleri. Oraya girmeyeyim dedim ama evet. Yani tabii. İnanılmaz fotoğrafların var. Evet. İzmir'de heavy metal çaldığımız dönemler bunlar. Çok sevgili ya. Çağrı. Çok iyi. Kolyelerimiz, kara tişörtlerimiz ve patchlerimiz. Kolye mi? Tabii. Çok kolye iyi. Olacak yani. O öyle patchlerin olacak yani. Anthrax'lar falan yazacak bir yerlerde. O şart. Çok iyi ya. Evet bu o dönemi de büyük sevgiyle anarım. İyi ki davulcu kalmamışım. Pek iyi bir davulcu olmayacaktım diye tahmin ediyorum. Soundcheck'lerde çalıyorsun. Çok da güzel çalıyorsun hiç bence. Hiç güzel çalmıyorum. O senin kibarlığın. Aynen. Çalıyorsun yani. İyi ki devam etmemişim davula diye düşünüyorum. Bas gitardan ziyadesiyle mutluyum. Çok güzel. Ancak burada artık birazcık senden mi bahsetsek? Birbirimizi daha yakından mı tanısak Çağrı? Buraya gelmesin diye şey yapıyordum ama evet buyurun. Şimdi bu programı dinleyecek olan insanların bilmediği bir şeyden ben bahsetmek istiyorum. Evet. Sen neyde çalıyorsun değil mi? Ney? Lise 2'deydim. Böyle acayip gaza geldim. Nereden hatırladın bunu ya? Hay Allah'ım ya. Ya çok komik o böyle Bab-ı Esrar diye bir albüm vardı. Evet. Birol Yay ile Şenol Filiz. Şenol Filiz'le sonradan tanışıklığımız da oldu falan filan ama o albümden bir gaza gel sen bir gaza gel. Öyle bir tane böyle turistik ney edindim. Ondan hemen ses çıkardım falan mutlu oldum. Sonra tuvaletten çıkmadım çünkü tuvaletin akustiği çok güzeldi. Böyle kendi akustiği, böyle kendi reverb'ü vardı tabii. Böyle. Ama yani tam bir fazdı aslında böyle tam bir yıl falan sürdü sonra... Fade out oldu yani böyle yavaş yavaş azaldı ona merakım. Çünkü hani tuşlu enstrüman çalınca teknoloji de çok fena ilerliyor. Sürekli bir takip hali falan filan. Oradaki ilgimi birazcık yitirtti bana açıkçası. Evde var mı peki senin işin? Yok ya kaybettim yok ya. Gitti bir ara hatta güzel bir ney de almıştım. Sonra kaybettim onu ya böyle gitti. Sana doğum gününde o zaman grupça birleşip bir ney alalım öyle değil mi? Çalamam ki yani hani artık çalamam yani çok zor alet zaten. Çalarsın niye çalamıyorsun zor ya? Alet. Bisiklete binmek gibidir sonra hatırlarsın diyeceğim hiç değil çünkü çok zor enstrüman biliyorum öyle mudan, olduğunu. Mudan zor iş. Tabii. Tabii bunca yıldır beraber sahnedeyiz. Sahnede bir sürü komik şey de oldu beraber yaşadığımız. Beraber olmadığımız zamanlarda da yaşadığımız. Yani kısacası sahnede benim bir komik tane var. Oldu. Yani rekor bir tane var. Kadıköy'deydik. Kadıköy sahnede. şimdi evet. Enstrümanlarımızı almak artık enstrümandır, ekipmandır almak. hepiniz bilirsiniz ki Alp'cim sen de biliyorsun. Tabii. Artık imkansız bir hale geldi. Yıllar içerisinde çok... Daha zorlaştı. Şu an zaten hani hiçbir şey almıyoruz. Olanları çok dikkatli kullanıyoruz. Konu şöyle oldu. O dönem benim kullandığım klavye standım artık miadını doldurmuş yani. Hani sal beni gideyim doldurmuş. Diyordu değil mi? Ama hani halen de çakı gibi duruyordu yani. Elif Çağlar'la beraberdik sahnede. Ben birazcık da alkol almıştım. Yalanım yok. Çalarken klavyelerim benden şöyle bir ayaktı, prizma bir ayak, bütün işte aksamları içinden çıkan falan filan. Önümde böyle duruyor, burada klavyeler duruyor, öyle düşünün. Standın alttaki bir aksamı kırılmış o sırada ve bunları böyle ağır çekim yaşadım yani. Ben böyle benden uzaklaşmaya başladı klavyeler evet. Çalarken. Yani alttan üç tane bacak tutuyor. Böyle bir şey, böyle çat diye düşecek. Böyle yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Ne diyorum ben acaba hani kötü bir şey mi içtim? Yani
Zehirlendim mi acaba falan, bunları düşünüyorum yemin ediyorum ya. Eyvah falan filan derken bir anda böyle onun gerçekliğinin farkına vardım. Ah dedim düşüyor bu. Ve çaldığımız sahne küçücük. Evet. Elif Çağlar kıyamam. Tam önümde de o duruyor yani. Yani Elif gerçekten Ceylan gibi evet. Sekti ya. Yani an... hop diye böyle. Evet. Hiç ve onun üstüne devrildi. diye bir ses başladı. Bir saat boyunca çalamamıştık. Sonra ama seyircimiz çok tatlıydı, beklediler. Tabii. Bekledi benim herkes. Hayatımın olayı onun videosu varmış. Ben, evet var. Ben izleyemedim. Bir ara bir yerden geldi bana şu an ya, ben bulamıyorum onu. Bu arada klavye düşme daha evvel de olmuştu ama bu kadar değil. Hani işte çarpı ayaklar var ya tabii. Klavye ayakları. Onların ortasındaki aksam ama benim ayağım değildi yani. Böyle kırılıp şöyle yani üstündeki klavyenin tamamen ayağıma inip o gazla yerde çalmaya devam etmelerim falan vardı. Yani, buna benzer... Yani benim gibi pek çok müzisyenin de çok şey öğrendi. Hocamız Emin Fındıkoğlu ile biz İzmir'de çalarken bir hatıram var. Çok sevgilerimiz buradan. Çalıyoruz ve ben Emin Hoca'nın arkasında çalıyorum. Ben de gözlerimi kapatmışım böyle artık orada hissederek çalıyorum. Sonra birdenbire bir akorlar bir tuhaflaştı böyle. Biraz fazla karmaşık akorlar gelmeye başladı. Bir şeyler geliyor ve kafayı bir kaldırdım. O senin söylediğin çarpı ayak. Düşmüş, keyboard Emin Hoca'nın kucağında ve Emin Hoca tutmaya çalışıyor. Ah kıyamam yani... ya. Ya bu bizim... Hemen belir koştum. Bu bizim kaderimiz herhalde. Ya. O illa yani kesinlikle her... Yani hani tuşlu enstrüman çalan herkesin galiba başına gelecek tabii, bir tabii. Olay ya. Ben diyorum hoca çok modern çalıyor. Yani çok çok değişik akorlar bunlar ama yine yani duyamıyorum. Contemporary art oluyor orada. Ya abi ya. Peki ney dışında ve tuşlu sazlar dışında ne çalmak isterdin? Ya ben... Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim. Bu olaylar böyle... Ben kendi kendime öğrenmiştim klavye çalmayı. Evde böyle dinlediklerimi falan çıkarıyordum. Oradan işte kuzenim... Işte Ozan Tügen tanırsın. Ozan dedi ki hani bizimkilere de hani... Arkadaşlar hani... Bu çocuğu bir eğitin ya. Yani eğitime yollayın falan filan. Güzel Sanatlar'a girdim. Orada Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk başladığı zamanda... herkese bir enstrüman... bakarlar yani hani eller ne kadar uygun, yatkınlık var mı falan filan diye. Ben tabii hani klavye falan, hikaye benim için. Ben gitar istiyorum yani. Ama daha evvel mesela bir gitar kursuna gidip kurs hocasına hani... benim iyi uyuyor mu falan filan diye sordum. Bu arada 12 yaşlarımda falan yani hani yaş 12 bunları olurken, 13 falan. Öyle gitar hani merakım var ama bana hep şey diyorlar... Parmakların uygun ya o da ne demekse ona uyuz oluyorum ne demek yani hani parmak uygun değil yok öyle bir şey yani hani neyse gitar bir şekilde olmadı sonra ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim ilk böyle gitar seçmek isteyenler bir sürü sıra var yani sıra var ya hani ben böyle bekliyorum falan filan o dönemki hocamız işte böyle işte baktırıyor bir şeyler yaptırıyor böyle işte şu hareketler vardır ya sen bilirsin hala yapamıyorum bak. Neden bahsettiğini tam olarak bilmiyorum ama yani, vardır eminim o hareket. Yani işte şu parmakla şu parmak, şu parmakla şu parmak şeklinde böyle bir örümcek yürüyüşü var. Hı-hı. Herkes yaptı onu, ben yapamadım. Neyse olmadı. Beni viola'ya verdiler. Viola'yı da hiç istemiyordum ama neyse anahtarını öğrendim. Sonra yazı çizime faydası oldu. Tabii. Böyle bir durum var. Yani gitar çalmayı çok isterdim. Flüt çok güzel bir enstrüman ama sonradan... Blok. Yok ya. Yan flüt demeyeceğim. Çünkü hani bütün flütçü arkadaşların delirdiği laftır o. Yan flüt deyince çok tabii. Kızar flütçüler. Tabii. Flüt yani hani onu da çok sevmiştim. Ama devamını getirmedim. Yani hani şey yapmadım. Hani girmedim o konuya. Zaten viola çalışmayıp böyle sürekli piyano başında falan takılıyordum yani. Nefret ama yani senin asıl enstrüman olarak viola'ya mı? Evet. Yani asıl ama enstrümanın yani, viola oldu. Güzel Sanatlar Lisesi'nde şeydir abi. Piyano hep var. Piyano main alet yani esas aletin. Herkesin çaldığı yani. Onun dışında ne çalıyorsan aslında onu branşlaştırmak. Peki kaç yıl çaldın sen viola orada? 4 yıl. Yani şimdi burada yıl. Bir viola olsa çalabilir misin? Aa, mümkün değil çalamam. O zaman Çağrı'ya bir viola getiriyoruz evet arkadaşlar. Şakası bile kötü baya büyük rezillik. Aa, çok yok, enteresan. Hiç yapamıyordum. Yani o zaman da zaten yapamıyordum yani. Hani böyle
sınavlarda hocalar bir de biliyorlar. Ben hani tuşludayım yani olayım, o benim yani piyano falan filan. Hocalar bayağı dalga geçiyorlardı o sınavlarda. Hmm. Tamam ya tamam falan filan diye. Bayağı bunlar yaşandı. Bu çocuğun yolu bu değil diyerek kabullenmişler onu bence. Bunlar çağırdı. Yaşandı ya, inanılmazdı yani. Vay be. Geçmiş olsun. Doğru yolu bulmuşsun. İyi yere çıkmış diyorsun. İyi yere çıkmış. Peki. Ben bir soru sorayım. Buyurun. Müzisyenlikle alakalı. Hani artıları belli zaten. Artılarını sormayacağım. Hani abi nasıl hissediyorsun falan filan. Onu da söylersin istersen ama. Mesela eksi noktaları senin için mesela ne? Biraz sert bir soru ama. Tabii. Ne düşünüyorsun mesela? Dünyadan kopuk yaşama olasılığın var. Evet. Çünkü kendine ayrı bir dünya kuruyorsun. Müzisyen olarak. Ve bunu da bazen başka müzisyenlerle yapıyorsun. Bazen kendi odana çekilip yapıyorsun. Evet, doğru. Bu belli noktalarda seni daha izole yaşayan bir kişilik haline getirebiliyor. hayattaki önceliklerin birazcık daha başka yaptığın meslekten dolayı bu aile hayatına bazen yansıyabiliyor. Zor olabiliyor bazı şeyler. Tabii. Ve müzik nankör bir meslek. Yani hep o şaka yapılır. Sen enstrümanını bir gün bırakırsan o seni iki gün bırakır diye. Öyle gerçekten. Öyle. Sporcu gibi çalışmamız lazım bizim. Her gün de öyle çalışamıyoruz. Hep esasında enstrümanına dair onu... Şu an tabii enstrümanistlikten bahsediyorum. Hı-hı. Onu daha iyi çalmaya dair hep bir... Yarış demeyeyim ama hareket halindesin. Tabii. Bu iyi bir şey. Tabii ki de iyi bir şey. Bunun kattığı bir şey de var ama onun bir de verdiği psikolojik bir yorgunluk da var. Baskı var abi yani. Baskı ya ben çalışamadığım var. Zaman kendimi kötü hissediyorum. Bayağı böyle. Kötü hissediyorum kendimi. Tabii abi yani ellerin bir kere huzursuzlanmaya başlıyor tabii senden ya. Evvel. Yani kasa hafızasıdır bilmem nedir. Ya yani çok çok fena bazen iş gerçekten. Bazen birkaç gündür bir şey yapmadığımda ama gidip boş bir zaman geçirdiğimde hani ne bileyim bir yere gidip dolaştığımda falan... Ya ben iki gündür bası elime almadım ya bir dakika deyip o anı kendime zehir edebiliyorum. Böyle yani şeyler var. Canım. Var yani böyle şeyler. Eve gidip çalışmam lazım. Sen enstrümanın buna çok müsait. Ben hep bak en çok kıskandığım şeydir gerçekten. Yani enstrümanını sürekli yanında taşıyabilmen. Şimdi hani bende de tamam olabiliyor falan filan ama hani siz böyle asıyorsunuz falan hani anladın mı şık falan. Hani şöyle falan takılıyorsun mesela çok iyi yani. İşte gitarcıdır hani. Kemancıdır falan filan. Biz böyle... Davulcular ne yapsın? Ben kardeş? Maksimum midi klavye alırım. Ne onun yanına ya? Bir şey... Timpanici ne yapsın bir laptop ya? Falan koymadan ses çıkaramam falan. Yazık yani hani... Ha timpanici için vurmalı... Evet vurmalılar da aynı şey. Ama ne bileyim vurmalılarda da en azından... Sizden o midi keyboard var ona bakarsan. Ama şuraya yani, getir huncacık. Pedden... Dürüyorsunuz artık bak, kardeşim yapma yani bak, kağıt gibi. Dür aç çantadan cebinden çıkart. Pedden ses çıkart, çıkıyor tır, tır, ama. Firi firi. Ben şimdi orada tuşa bastığım zaman tuşun verdiği ses falan filan. Ya timing çok bozulabiliyor. Çok yani haklısın. Benim de böyle başka bir soruya geçelim mi? Bence hadi. Geçelim yani. İzmir'den İstanbul'a nasıl geldin Alp? Çok önemli bir konudur bu. Ben onu merak ediyorum. Askerliğim esnasında... O dönem beraber çaldığım arkadaşlarım, Kan Groove'da beraber çaldığım arkadaşlarım İstanbul'a gelmişlerdi zaten. Bana da pek sevgili abim Raci Pişmişoğlu haber yolladı. Bilgi Üniversitesi'ni biz öğrenci alımı yapıyoruz. Eğer istersen bak sana hemen burada bir kontenjan ayarlamaya çalışalım diye. Ben de askerdeyken üniversite sınavına girdim bir daha. Önce girdiğim üniversite sınavından daha büyük, daha yüksek. Sen ne okumuştun daha? İşletme. İşletme. 9 Eylül işletme mezunuyum. Sonra... Çok iyiymiş. Puanı kazandım. Ya puanı tutturdum. Bilgiye girdim. Ve ben hani... Yani İstanbul'da zaten çalarız diye düşünüyordum ama hani... Bir de okumak iyi olur diye düşündüm açıkçası. Tabii kafamda ya. Da hep böyle... Armoni, bir de o zaman çok güzel bir zamanı güzeldi. Yani. Şahane bir dönemi Bilgi'nin. Ya Bilgi Üniversitesi'nin o döneminin Türkiye müzik hayatına... olumlu etkisi tarifsizdir kesin bence. Ya. Ben de bilgilerim biliyorsun. İşte tabii yani. Çok fazla müzisyen var zaten etrafına baktığın zaman. Cenk Erdoğan'ından, Bilal Karaman'ına, Elif Çağlar'ına yani o kadar çok insan var öyle. Ki. Şu an öyle değil. O durumda değil biliyorum. Başka kafalara yöneldiler. Okey. Ona da çok varız. Yine de şükür yani böyle bir bölümün olması bile Türkiye için büyük fayda. Evet. Başka okullarda da bölümler var. Burada tabii
Ya eminim sana da çok fazla insan soruyordur bunu. İşte Alp abi, ben müzisyen olmak istiyorum. Okumak gerekli mi? Bunun okulunu okumak lazım mı? Nota öğreneyim mi? Armoni ne kadar önemli? Ya evet. Öğreneceksin. Evet, armoni öğreneceksin. Bak ben bu konuda daha liberal bir şey söylüyormuşum demek ki. Şu an onu ama fark öyle. Ettim. Armoni, yani daha doğrusu şöyle diyelim. Armoni dediğin şey esasında bir kurallar bütünü, evet. Ama bir ahenk bütünü değil onu, bir yandan? Onun yani nasıl bir şekilde soyut bir resmi yapmadan önce figüratif resmi bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Doğrudan soyuta geçtiğin zaman bir yere kadar yapabiliyorsun. Çok güzel konuşuyorsun bu arada, özür diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ara benim numaram var mı? Çok güzel konuştun. Resmen aynı şey. Yani tabii ki de sadece saf yetenekle müzik yapılıyor. Yapılmaz olur mu? Tabii ki de. Ben de oraya da, oradan giriyorum tabii genelde. Ki de yapılıyor. Ama her zaman artı abi. Biz sanatın yanında aynı zamanda enstrümanist olduğumuz için sanatın yanında olayın zanaat boyutunu da birazcık kendi bünyemizde taşıyoruz. Aynen öyle. Ve orayı da birazcık zenginleştirmemiz lazım. İşte orada da o bilgiye bizim hakim olmamız gerekiyor. Öyle. Ali abi hep şey derdi. Yani bunları hayır, şimdi öğrenin, sonra unutun. Çok doğru. Zaten unutuyorsun da, bilmiyorsun onun neden öyle çaldığını veya bastığını. Aynen öyle işte. Ya bazen bazı insanları da mesela eğitim soğutabiliyor. Doğru. Hani korkutabiliyor. Benim çok başıma geldi yani, gördüm daha doğrusu hani bunu yaşayan insanları. Genelde ben bunu bana soran insanlara hemen bir ufak bir background kontrolü yapıyorum. Hani neler yapıyorsun? Nedir? Ya kim mesela, atıyorum ben en baştan eğitimle başlasaydım belki şu an burada olmayabilirdim. Ben çok sıkılgan bir çocuktum çünkü yani üf yani hiç çok tembeldim. Başına çocuk nüfusunu zaten %99'u evet yani, çocuk sıkılgandır çarşım. Ben şey, duymuş olma. Sen biliyorsun zaten. Abi yani ben mesela kendi merakımla dinlediklerimi çıkarıp işte dinlediklerimi transkript diye bir laf bilmiyorduk tabii o zaman, dinleyip işte onu taklit etmek. Aa burada ne var? Aa burada bas ne çalmış falan filan derken konu bende mesela başka gelişti. O yüzden de soran insanlara hemen diyorum ki hani kafan nasıl çalışıyor? Nasıl yapmayı seviyorsun? Hani tüme varımcı mısın, tümden gelimci misin? O biraz değiştiriyor konuyu. Ona göre genelde öneride buluyorum. Ama yani kesinlikle lazım yani. Kesinlikle lazım. O bir artı yani, hani bir kültür olarak bile bakmak da fayda var bence. Tabii. Hani bilmek her zaman ne yaptığını bilmek. Hani özellikle gitarcılar, hani armoni enstrümanı çalan insanlardan bahsetmek gerekirse, ağır konuşuyorum falan. Armoni enstrümanı çalan insanlar için benim önereceğim şey açıkçası bu konuda muhakkak bilin ne yaptığınızı yani diye düşünüyorum. Yani bilmek lazım. Alaylı olmak da zevkli. Bu acayip bir şey zaten. Alaylılık demek konuyu bayağı güzel içselleştirip onu çalıyor olduğun biraz anlamına geliyor. O içselleştirdiğin şeyin de ne demek olduğunu bilince konu birazcık daha zevkli hale geliyor. Ben çok eğlenmiştim mesela bilgide. Daha evvel çalıp ne olduğunu bilmediğim bir ton şey öğrendim. Ve çok mutlu oldum. Mesela atıyorum sana bir şey anlatırken bunu anlatabildim. Yani anlatma zaten communications and spells. Yani wow. Şimdi önemli yani. Çok doğal bir yetenek hali var. Tabii ki de var. Yani örneğin Pino Palladino dediğin adam. Bas, benim ömrüm boyunca kendime örnek aldığım basçıdır. İlk 14 yaşında duymuştum. Elton John'un Eyes on Fire albümünde Shoot Down the Moon diye bir şarkı vardır. Oradaki perdesiz basta. Ne bu dedim ya. Bu ses ne? İlk kez duyuyorum perdesiz bas. Muazzam çalıyor zaten. Pino Palladino'ymuş. Sonradan zaten adamın yaptığı şeyler yani çok efsane. Pino Palladino örneğin nota okumuyor. Derin bir armonik yazı çizi bilgisi olduğunu da pek sanmıyorum o anlamda. Ama acayip bir kulak var. Evet. Ve o yüzden duyduğu şeyin üzerine ve onunla beraber ne çalacağını çok iyi biliyor. Ben burada illa armoni bileceksiniz derken bunu merak eden arkadaşlara bunları böyle bu dizileri falan bahsetmiyorum. Evet. O müziğin gittiği yerde, o armonide, insanların çaldığı şeyde sen ne çalacaksın onu biliyor olman lazım.
Esasında bu sadece yazı çizi anlamında değil. Kulak olarak da biliyor olman lazım. Mesela Alan Osworth çok acayip bir örnek. Kendi nota sistemi var. Normal hani konvansiyonel şeyi kullanmıyor. Kendi nota sistemini kullanıyor. O da ayrı delilik. Ben bunu bilmiyordum. Evet abi ya. Çok acayip. Enteresan bir adam o da. Rahmetli. Saygıyla anıyoruz. Çok etkilenim. Evet, bizim Sarp çok var. Sever Alan Osworth'u biliyorsun. Yani evet. Etkilenimi de vardır. Var yani, var kesin. Ayrı. Kesinlikle bir... Muazzam bir gitarcıydı ya gerçekten. Hani bu arada peki. Şey Mr. Big'in basçısının adını unuttum ya. Billy Sheehan. Billy Sheehan. Aynen. O da öyle mesela. Şeye gelmişlerdi. Yamaha'nın evet. Bir... Can Şengün'le beraber galiba Can, değil mi? Aynen Can yapıyordu. Da vardı. Bir tanıtım, enstrüman tanıtımı mı, bas tanıtımı mı? Öyle bir tanıtım için gelmişti Türkiye'ye. Orada anlatmıştı, workshop gibi bir şey olmuştu işte. Ben işte her şeyi ezberleyip öyle çalıyorum. Ben notu okumuyorum falan, okuyamıyorum. Yani öyle bir yerden gelmiyorum demişti falan. Ve yani inanılmaz bir basçı değil mi ya? İnanılmaz ben bir basçı. Ben bayılırım. Mr. Big'i yani, çok severim. O adamın onu. Teknik olarak getirdiği şey o kadar yüksek seviye ki. Değil mi? Zaten onun gibi çalabilen yok. Yani ben açıkça söyleyeyim. Billy Sheehan'ı ben hala daha böyle... Büyük hayretle, hayranlıkla izliyorum ne yaptığını. Değil mi? O sağ el tekniği falan inanılmaz zaten. O üç parmak tel atlamalı. O kadar zor ki yaptığı şey. Değil mi ya? Vallahi Allah sağlık sağlık. Ve hani zor versin. Olması da değil şey hani çok organik duyuluyor yani. Çok güzel tabii, bir tabii. Yani zor diye de değil yani beğenimiz bu arada hani. Tabii. Acayip bir adam yani gerçekten. Bu arada hazır bak. Böyle işte müzisyenlerden bahsettik. Aklıma bir soru daha geldi. Buyurun. En çok sevdiğim ve seni en çok müzikal olarak etkileyen albüm hangi albüm senin için? Yani ben hiç kimsenin buna tek bir yanıt verebileceğini çok zor soru. Evet, evet biliyorum. Açıkçası. Yani aklına ilk gelen böyle pat diye gelen. Pat Metheny Letter From Home net Metheny. Of çok kötü oldu. Ben de evet falan diyorum. Çok iyi yani. Guns N' Roses Appetite for Destruction. Kesin. Bon Jovi Slippery When Wet. Bunlar tabii en çocukluk zamanları. Tabii canım. Tabii, yok, o yani böyle şeyler. İlk hani seni gaza getirenlerden bahsediyorum yani. Wayne Shorter'ın 60'lardaki o bir dizi albümü vardır ya. Cucular falan. Yani et cetera'lar. Onlar... Örneğin hani bilgide okurken... İşte ben de aynen o başka dönemlerde. Başka hiçbir şey dinleyemedim. Evet. Mingus'un o dönemki albümleri ve Wayne Shorter'ın o dönemki albümleri gerçekten sabah akşam gece gündüz onları dinledim. Tabii Ali abinin de etkisi var. Çünkü Ali abi şöyle yapıyordu. Sınıfta iki kişiyiz bu arada. Kompozisyon sınıfında Serhat Ersuz'la ben. Evet hatırlıyorum onu. Ya yani koca sınıf değil kaçağın yok yani. Hani evet. Bir ödev verildi mi abi yetiştiremedim yok. Yapacaksın bunu. Ali Amca da çok güzel ödev verirdi gerçekten. Tabii. Yetiştirene saygı duyuyorum. İşte üç parça her hafta ödevin var. Bir düz beste, bir üç nefesli aranjman, bir tane de beş nefesli aranjman. Ama atıyorum üç nefesli bu hafta diyor ki Mingus tarzında olacak. Atıyorum bir sonraki hafta Wayne Shorter tarzında olacak. Horace Silver tarzında olacak falan. Ya yani o iki yılda öğrendiğim şey tarifsiz. Yani Ali abiyi her zaman zaten... Çok seviyoruz ya. Önemli, hep böyle saygıyla anıyorum kendisini. Her gördüğümde de bunu yüzüne de söylerim. Çünkü açıkça bir şey söylemek gerek... Açıkça bir şey değil de... Açıkça konuşalım. Bir basçı olarak bir orkestraya müzik yazmak kolay değil. Senin çünkü düşünce tarzın çok öyle olmuyor. Değil herkes mi? De Charles Mingus gibi de doğmuyor. Anlatabiliyor musun? O deha ile doğmuyorsun sen. Yani bir orkestraya bir şey yazmak, onlara ne çalacağını söylemek, atıyorum nefesleri... Bulunduğun coğrafya. Tabii o da çok etkili. Tabii. Şimdi orada Türkiye'de ne yazık ki uzun yıllardan beri süre gelen bir caz kulüp geleneği de yok. Bir kulübe gittiğin zaman beş nefesli bir takımı Türkiye'de çok az dinleyebiliyordun ve dinleyebiliyorsun da. Yani hala çok yaygın değil bunlar. Evet. Tabii şükür yani çok... Yine eskiye göre tabii. Çok sevdiğimiz pırlanta mekanlarımız var o ayrı ama şimdi bu bir de gelenekle öğreniliyor. O adamları gidip orada izlediğin zaman öğreniyorsun bir tabii. Sürü şeyi. Yani adam atıyorum gitmiş orada Roy Hargrove'u izlemiş. Ya. Ve adam orada haftada beş gün çalıyor. Şimdi bunun sana kazandırdığı şey tarifsiz. Tabii abi yani
Basçı olarak da aynı şekilde sen orkestraya nasıl yazacağını çok fazla bilemiyorsun geçmişinden dolayı, enstrümanının doğasından dolayı ve yaşadığın yerden dolayı da tabii. Ama Ali abi işte beni zorlaya... Pardon, özür diliyorum. Yani çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim kendisinden. O yüzden her zaman saygım, teşekkürlerim ona sonsuzdur. Bütün müzisyen arkadaşlarıma da kendilerini böyle onları iyi yönlendirecek müzikal abiler, ablalar bulmalarını tavsiye ederim. Çünkü o yön veren adam çok şey değiştiriyor evet hayatında. Evet, çok çok da riskli. Emin Hoca da öyledir örneğin benim için. Evet. İlk Bilamans'ı Emin Hoca dinletmişti bana. Of, ne güzelmiş. İlk Scott'la Faro'yu orada duymuştum örneğin. Yani düşünsene plaktan bir koydu Village Vanguard albümü. Of, plak falan. Ay tabii ya, muazzam yani. Tabii tabii. Korkunç. Benim için mesela hani ya bilgi sonrasında zaten bilgiye girmeden ilk böyle işte o dönemki füzyon işte ne bileyim Chick Corea'dır, Herbie Hancock'tır. Hani ilk o dönemki en popülerleri zaten dinleyerek böyle Allah bir dakika ne oluyor, bir şey oluyor falan deyip ben Bilgi Üniversitesi'ne sonra lise sonrası girmiştim. Ama beni ilk gaza getiren, hatta parçalarını falan da işte çıkarıyordum. Dire Straits. Onların bir tane konser albümü vardır. Hmm. Kapağında ismi yazıyor muydu ya? On the Night galiba ya. On the Night mı? Öyle bir şey, ismi vardı. Uydular Colin Elvis'in oldu. Aynen. İlk çıktığı dönemki albüm değil mi? Ben o albüme böyle tapmıştım ya. Yani bu arada abim benim çok sert Elvis Presley hayranı. Çocukluktan beri hep Elvis Presley bu arada. Hani bak oradan bir tatlı bir şansım oldu. Çünkü hani orada bir ne bileyim Elvis'te mesela hani gospel soundları vardır. O armoni dünyası da vardır. Mesela hani kulağım ufak ufak mesela dolmuştu. Ama bir yandan da işte ne bileyim Türkçe pop da çok çalınıyordu evde yani şey. Radyodan, işte kasetten falan. Kaset vardı, ne güzel. Kaset vardı. Sonra CD'ye döndük falan filan. Ama yani Elvis haricinde Dire Straits o albümü... Üf, yani beni acayip bir yere götürmüştü ya. Böyle o konser ambiyansı, muhteşem kayıt. O zaman tabii mesela kaydın ne kadar iyi olduğunu falan filan konuşmuyorduk tabii. Ama... öyle bir ambiyans var ki dinlerken böyle şey oluyorduk ya. Yani... bu ne ya falan, hani oradasın gibi bir sound vardı yani hani. O zaman ilk müzik setimizi almıştık falan, CD çaları vardı falan böyle. Ya yemin ediyorum şuradan dinliyordum ya. Speakerlar böyle duruyor, ben buradan böyle müzik dinliyordum. Deli gibi açıyorduk, babam çok kızıyordu falan. O dönem kızılıyor evet. O kızma halini herkes yaşamıştır eminim mutlaka. Peki senin şimdi bu pandemi döneminde herkes evlere... Pandemi döneminden de böyle bahsetmek istemiyorum o kadar. Çünkü zaten... şu an çok daha sert şeyler oluyor. Evet. inanılmaz yani. Yani herkes eve tıkılınca birazcık kendi uzun zamandır yapmadığı işlerini yaptı, tamamladı. Biraz ev ödevine çalıştı herkes. Evet. Şimdi sen o dönemde şahane bir şeyler yaptın. Solo piyano albümleri. Herkes de çok sevdi bunu. Ne güzel. Yani illa mutlu. Böyle bir açlık vardı insanlarda demiyorum. Çünkü çok güzel müzik. Çok güzel müzik her zaman karşılığını bulur. Benim nazarımda öyle. Onu da devam ettiriyorsun, şimdi bir şeyler yapıyorsun. Bu hep var mıydı böyle bir hedef sende? Yoksa öyle o an ya şunu ya, yapayım da çık. Hadi ya, güzel bir şey çıktı, yayınlayayım mı dedin? Abi o ya ben sana söyleyeyim böyle 7-8 senedir falan aslında hayal ettiğim bir şeydi. Hani böyle bir şey yapayım. Çok eforsuz ve akıcı bir şey olsun. Hani bunu hep istiyordum ama hani o sıra bir gelmedi. Sen de öylesin. Biz böyle hani sadece kendi müziğimizi yapalım ve başka hiçbir şey yapmayalım ve hayatımızı bu şekilde devam ettirelim, idame ettirelim dünyasında adamlar değiliz. Hani çok fazla şeyi bir arada götürüp bir yandan hani radikal olarak da kendi müziğimize eğilmeye çalışıp kendimizi de başka türlü bir kulvarda da var etme isteğinde de olan insanlarız yani. Sıra gelmedi. Emin ol sıra gelmedi. Arada bir başka şeyler yaptım. İşte ne bileyim farklı albümler çıktı tabii falan filan ama böyle bir şeye niyeyse sıra gelmedi. Kafamı gelmedi artık. Hani çok böyle sakin bir mod istiyor hakikaten öyle bir şey yapmak. Hani bir her şeyden bir arınmak. İşte ne bileyim ellerinin gidebildiği her yeri birazcık baskılamak. Hani
En akışkan ve en kendini bıraktığın hali. O belki, o olgunluğa belki eriştim. Belki o ruh hali belki o dönemki seni oraya getirdi. Yani elektronik dünyaya da işte biliyorsun işte hani o taraflı da çok aşırı neşirmiştim. Multiverse var falan filan. Ama bunun başka çok enteresan bir geri dönüşü oldu hakikaten. Hiç beklemiyordum bu arada böyle bir geri dönüş olacağını. Kuytu işte 2 milyonu geçmiş. İşte güzel bir dünya. Yani bizim tabii nezdimizde bizim ki bence olayda, yine az da. Aynen. Yok yani hani ne güzel yani o bile çok güzel bir geri dönüş aldı. Öyle ben çok şaşırdım. O yüzden de hani baktım ki böyle bir istek de var yani bana sürekli işte geliyor yani mesajlar geliyor işte ne bileyim 2 ay 3 ay bir şey çıkarmadığım zaman işte bir bu tarz bir şey daha gelecek mi? Bir albüm daha gelecek mi? Bir single daha gelecek mi? Ben de elimden geldikçe işte hani kaydedip evimde öyle bir şey oturttum öyle bir sistem. Hani evimde kendi odamda ne duyuyorsam onu kaydedip dinleyiciyle buluşturma çabasındayım yani olay o. Şahane çok güzel. Peki devamı gelecek mi? Tabii ki gelecek. Tabii ki gelecek. Ben gelsin zaten gelmeli. Gelmeli. Bu arada biraz cereyanlıdan bahsetmek istiyorum küçücük. 2013'te kaydetmiştik albümü. Hatta 12'nin sonbaharında başlamışız. Ediz geçenler öyle bir şey söyledi. Doğrudur. Ediz çok sistem etti sana zaten o konularla ilgili. Evet ama ya. Ben senin çok hani hep her aşamada hep yanında olduğum için niye tabii bu kadar geç çıktığını biliyorum. Evet. Yani senin İstanbul Sessions isimli İlhan Erşahin'le beraber bir grubun var. Orada inanılmaz bir sorumluluğun var bu arada. Hani çoğu kişi bilmiyordur eminim yani bu arada. Senin mesela İstanbul Sessions'daki bayağı aslında aranjörlük durumun var yani. Orada bayağı her şeyi aranje ediyorsun. Kayıtları alıyorsun. Kendi bilgisayarında açıp editlerine, bütütlerine her şeyini yapıyorsun. Çok büyük bir şey var, mesai var. İstanbul ve kaç tane albüm çıkardınız? Mesaim var doğru. 6. Son 10 yılda mı? Tabii. Uf. İlk albüm Erik Trufa'yla. Onda bir şeyim yok. Ama ondan sonrakilerde bayağı bir yani senin mesaim orada oldu. Çok büyük mesain var. Evet. İstanbul Sessions albümlerinde özellikle mesaim var. Maden Öktemer Sönmez. O da var doğru. O da var. O dönem Dilek Türkan işte yardımcı prodüktörlük yaptım. Athena var. Şimdi aynen. Athena Pis albümü dediğin albüm 1,5 yılımı benim tamamen kapladı. İyi ki de kapladı. Yani bir kere o albüm benim hayatımda gurur duyduğum, içinde yer almaktan gurur duyduğum işlerden biri. Kesinlikle öyle. Ve çok şey öğrendim. Ama o 1,5 yıl... Mike Nielsen vardı değil Mike Nielsen prodüktör. Aynı zamanda mixleri de yaptı. Biz Gökhan, Hakan, ben parçaların yazımı, genel olarak düzenlemeleri, bütün genel havası hepsini biz uğraşıp ben 1,5 yılda. Çalmıştım. Sen de çaldın. Hatta sen sonra birkaç konseri Almanya'ya falan gittin değil mi? Evet, Almanya turnesine gitmiştim. Emre yurt dışına çıkamamıştı. Vize durumundan dolayı bir şey olmuştu. Bana sordular, ben de tabii seve seve dedim. Tabii. Öyle bir Almanya turnesi yapmıştık, çok da güzel olmuştu. Yani sonuçta cereyanlıyı bitirdikten sonra, bir albüm bitirdikten sonra çat diye de bitmiyor. Özellikle böyle kalabalık bir ekiple yaptığın evet albümse. Ya. Aynen. Şimdi büyük ekiplerin böyle bir dezavantajı var. Onun kaydı düzgün mü, onun yerinde bilmem ne, mixini falan toparlamaya çalışırken uzuyor da uzuyor iş. Hı hı. Ve o dönem gezi olayları, ülkedeki genel çalkantılar, bu albümler hepsi peyderpey sıradan geçince ki Athena daha önceydi gerçi ama hani ben bunu Athena örneğini şundan verdim. Böyle blok halinde albümler ve projeler giriyor aynen işin öyle içine. Aynen işte. Cereyanlı bir şekilde rafa kalktı ve bende de öyle bir tarafım vardır benim. Ya demek ki bunun şu an olmaması gerekiyor. Demek ki şimdi çıkartmayayım ve böyle daha iyi olacak galiba dedim. Salladım. Prodüksiyon yapınca bir yandan işte bende de aynı durum oldu. Yani araya yani o bir konser yoğunluğu gibi olmuyor. Tabii. Yani araya kocaman bir blok dediğin gibi işte blok giriyor ve hani kafanı oraya veriyorsun. Ama bence iyi oldu ya. İyi oldu. Çok da güzel. Gayet memnunum. İnsanlar da çok sevdi. Aynen. Şahane. Bir 2 milyon dinlenemedik Çağrı'cığım ama yine de boş ver. Bizi dinleyen 2 can bize yeter. İki can. Yani.
böyle şey olsun, kaygılı mesaj bir şey. Olsun. Çok güzel oldu. Sen zaten bütün o albümde başından sonuna varsın. Her şarkıda çok, olmamakla beraber. Çok eğlenmiştim. Oraya girmeyeceğim. İstersen oraya girmeyeceğim. Çok güzel bir albüm oldu. Çağrı, bazı parçaların demosunu çaldı beni kırmayarak. Çünkü daha sonra o parçaların gerçek kaydını çalacak olan başka piyanist bir beyefendi vardı. O piyanist beyefendi de Büge Veseltoft. Bu arada yani pardon da yani... O kadar iyiliğim dokunsun ya, evet, tamam. Yani Büge Veseltoft'un çalacağı parçanın demosunu benim çaldığım, benim için çaldığından ötürü sana çok teşekkür ederim. Büge de eminim burada olsaydı sana çok teşekkür ederdi. Büge ya. Büge'nin de son bir tane albümü çıkmış. Evet. Yine. Yine bir bak. Solo piyano değil mi o da? Evet. Yani solo piyano albümleri çok popüler olmaya başladı son dönemde. Senden gördüler. Ya yani, öyle demek istemiyorum. Tamam, tabii ki benden gördü de. Hani. Yani şey, özellikle mesela caz dünyasından, hani mainstream caz, bir de hani böyle işte bunun hani elektronik tarafında olan olsun, hani birçok piyanistin şu an bu tarz minimal piyano albümleri yaptığını duyuyorum, görüyorum, dinliyorum. Çok da güzel bu arada. Enteresan böyle bir... Demek ki sıkılıyor muyuz artık böyle bir süreden sonra bazı şeylerden? Olabilir. Yani tamamen çünkü hani konunun, ya yani bizim branşımızda olan şeylerin aslında bazı taraflarına ters bir şey yaptığımız. Tabii, doğru. Hani ultra, hiç komplike olmayan müzikler, armoniler, melodiler, çok sakin. Bilmiyorum yani hani... Bana çok iyi geldi mesela onu yapmış olmak. Yaparken de çok yani resmen rahatlattı beni, yani iyi geldi bana. Ve onu hani ama bir yandan da işte bu arada hani komplike olması, bir şeyin ahenksiz olması veya zor olması hani ahenksiz olduğu anlamına gelmesin. Yani bunu söylüyorum ama komplike olan muazzam akışı olan, akışkanlığı olan müzikler var. Yani... genelde ne yazık ki caz dünyasıyla alakalı of abi çok zor diye çok kötü bir muhabbet var yani. Hani bunu böyle Alp sen de biliyorum. Ben cazı anlamıyorum. Mesela ya yani inanılmaz bunu var. Kırmak için evet. her türlü konuşmayı yapıyorum ben hani. Kardeşim Frank Sinatra My Way'i dinliyorsun. Al sana bir caz parçası. Evet harika. Aynen öyle. Mona Lisa'yı dinliyorsun Nat King Cole. Al sana bir caz şarkısı. Ya ama işte genel tabii. Global olarak da böyle bir göz korkutma durumu var. Yani bir şey var böyle. Önce onları çalacaksın falan gibi bir durum oluyor mesela. Veya işte şunları yapmadan tabii bu işleri dinle öyle. Yani bir anda bir ne denir ona? Devrecilik var. Devrecilik oluyor yani. Tabii. Hani. Bu var. Bu insanları korkutuyor abi. Yani. Evet çünkü herkes kendi yaptığının daha özel olmasını, daha özel... duyulmasını ister. Ya bu doğal. Herkes ister. Ama ben bunu yakaladım ve bu yakaladığım şey sadece bana mahsus. Benim gibi de 3-5 kişi daha dinleyebilir ve anlayabilir. Evet. Ondan başka kimse dinlemesin. Geçelim bunları artık. Yani gerçekten hani bakın kaçıncı yüzyıldayız? Ya sayısını işte. Hatırlamıyorum yani kaçıncı yüzyılda olduğumuzu da. Düşün yani hani. Öyle acayip geçtik abi. Geçtik buraları yani. O yüzden caz harika bir müziktir. Herkes cazdan zevk alabilir ve dinleyebilir. Burada bir sürü bunun tabii bir sırası da var. Onu da kabul ediyorum. Yani birdenbire Cecil Taylor dinlersen tabii ki de hoşlanmayabilirsin. Ama bir Count Basie Big Band'den bir şey dinledikten sonra belki biraz daha post-bop bir şey dinleyip, belki daha sonra başka bir şey. Böyle adım adım bir yere giderek caz kütüphanesine hakim olabiliyor insan. Ya bu arada lafın bitmiş miydi? Pardon. Bitmedi ama okey. Ben mesela hani bir yandan... işte caz, rock, R&B falan filan da diye de yani sen de öylesin zaten. Hani şu evet. An böyle şimdi caz böyle belli bir çatı altına topluyor ya son dönemde özellikle bir sürü müziği yani rock da içine giriyor, rap de giriyor, R&B de giriyor. Doğru. Yani caz deyince böyle birden caz falan hani öyle bir dünya da yok. Ben hani ne bileyim katıldığım böyle radyo programları oluyor mesela işte veya bunlarda nacizane hep şunu söylüyorum.
lütfen müziğe tarz olarak bakıp onu kitlemeyin yani hani. Peki. Transparan olun diye bakıyorum ben. Peki. O zaman İngilizlerin guilty pleasure tabir ettiği bizim normal kendi dünyamız dışındaki hangi şarkıları seviyorsun? Neler seviyorsun? Hangi sanatçıları veya albümleri? Hadi bakalım. Ya çok This zor is the soru. Point where the zurna says zort. Çok zor Zırt. Soru ya. Sahne tozu yutanlara da ne demiştin? Sahne tozu... Swallows. Swallows, evet. Yani Kaytranada diye bir tane Kanadalı prodüktör var. Bayılıyorum kendisine. Geçtiğimiz yıl falan, yani son 3 yıldır falan en çok dinlediklerim arasında olabilir. Yani bir de atıyorum dijital mecralarda radyolar artık acayip yani playlistler. Hı-hı. O playlistlere de çok denk geliyorsun ve bu dinlediğim arkadaş acayip o playlistlerin hepsinde var. Ya yani olacak iş değil yani. Neyse çok da rastladım müziklerine ve böyle sonradan hani parçalarını da dinlemeye başladım. Ne güzelmiş falan filan. Çok güzel şeyleri var. Düetleri, işte collaboration'ları var. Daha doğrusu düet demeyeyim de. Belli şarkıcılarla yaptığı şeyler var. Çok güzel. Dua Lipa çok seviyorum. Onun dışında aklıma başka kim geliyor? Şu an zor soru ya. Bak ne dinliyorsun bu aralar dendiği zaman tabii. Bir tek ben değilimdir herhalde. Tabii. Anında bir kit... Bir dakika falan. Tabii. Hani bir dakika ne dinliyordum lan ben? Bayağı öyle oluyor yani. Yani... Sende ne var ne yok mesela bu konuyla alakalı? İlk vallahi, aklına gelen... Dua Lipa'nın son albümü çok iyi. Çok iyi evet. Çok iyi albüm. Yani prodüksiyon şahane. Billie Eilish'in de son albümü Happier Than Ever. O da çok güzel. Çok onu da çok ben. Beğendim ben de. Aklıma gelmişken. Ama yani buna... Guilty pleasure denmez çünkü biz o dünyanın içinde birazcık yer alıyoruz. Doğru, guilty pop pleasure dünyasının bak, içinde varız. Yani şu an bir... Bir bak, an ondan afalladı, farkındayım, ondan farkındayım. Bir an bilemedim tam olarak neden bahsettiğini. Onları hızlı çeviremediğinin farkındayım. Guilty pleasure, vitamin, grup vitamin. Aa! Evet abi. Bazı, işte gerçek guilty pleasure bence o. Doğru. Abi çok komik. Yani belli zamanlarda böyle hatta hani... Arkadaşlarla falan mesela bir araya geldiğimizde de böyle ya bazen ben açıyorum ve çok eğleniyoruz yani. Ve hani bir yandan da benim çocukluğum o yani tam böyle 90 başları yani falan filan. Abi çok komik yapacak hiçbir şey yok. Ve çok iyi yani hani o dönemde işte ne bileyim Commodore 64'ler falan var herhalde yani onlarla falan yapmışlar. Çünkü veya işte ne bileyim klavyelerin kendi üstündeki sequencer'larla mı artık hani nasıl yaptılar bilmiyorum ama... işte ne bileyim yabancı parçaların Türkçe uyarlamaları tabii. Ve komik falan. Bilmiyorum ya ben çok seviyordum. Beni hem dinlediğimde hem çok gülüyorum hala hem de böyle o dönemlere gidiyorum. Böyle ilkokulda falandım abi yani hani eğleniyordum yani hani bayağı. Ben o dönem nefret etmiş olmakla beraber... dikkat buyur nefret. Nefret söyleminde bulunuyorum. Ace of Base'in All That She Wants. Bugün şu an bulunduğum yerden baktığımda harika bir prodüksiyon ve çok güzel bir şarkı. Ama çok iyi abi o zaten. O zaman nefret o ediyordum. O guilty pleasure değil yani. Ben, benim için yani guilty pleasure. O acayip bir şey. Çünkü zaten. Reddettiğim ne bu dediğim hadi gibi. Hadi ya sevmiyor muydun? O kadar sevmiyordum. Dodan. Üf ne sound. O sound, o ses bile. Şu an baktığım bile... yerden ne kadar büyük hata etmişim, çocukmuşum, yeşilmişik. Ne kadar şey imza bir sound evet, o. Evet evet doğru. Üf. Var 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 var. Üf be, müthiştir yani. Yani o heybeye dalmak istemiyorum ama bir de bir Türkçe pop heybesi var. Oraya o zaten. Oraya abi. Girmeyelim. Yani, bak ikimiz için de zararlı çıkarız. Abi radyo var. Hiç evde oraya kaset girmeyelim. Var, radyo var. Hani biz evet. Ben böyle hani evde işte Mozart dinlenirdi bizim falan. Öyle bir yerden tabii. Gelmiyorum ben zaten. Tabii. Ben gayet hani gayet Türkçe pop dinlenirdi. Güzeldi o dönemki Türkçe poplar zaten. Ben öyle bir yerden geliyorum. O yüzden hani esas guilty pleasure'lar büyük Türkçe pop'la. Tabii. Yani peki sonrasında Türkçe pop artistleriyle çalmaya başlama durumu mesela seni nasıl hissettirdi? Ne gibi bir şeyler hissettin mesela? Onu merak ediyorum. Hazır bak buradan dolaylı yoldan bir şey yaptım sana şu an. Öncelikle, şu an Tarkan'la çalışıyorsun mesela. Evet.
2006 yılından beri. Ben o dönem Londra'daydım. Bir telefon geldi. Hatta Erkan abilerin Queen Elizabeth Hall'da konserleri vardı. Telvin, Erkan abilerin Telvin ekibi. Telefonun diğer ucunda Can Besbelli. O zaman Bilgi Üniversitesi'nde de muhteşem bir insan. Hocaydı aynı zamanda. Benim hocam olmadı ama biliyordum Can abi oradan. Alp, bu yaz ne yapıyorsun dedi. Abi işte ben Londra'dayım. Burada kalacağım. Yani konserler oldukça gelip gidiyorum. O dönemde Kangaroo çalıyoruz. Kuartet, muartet var. Kangaroo zaten bayağı yoğun çalışıyordu o zaman. Tamam, işte Tarkan'a bir turne yapıyoruz. Sen gelirsin o zaman. Peki. Yani şimdi hani Tarkan yani. Hani ben Türk pop çalmadım hiç. Bir iki kez, bir iki konsere çalamayan arkadaşların yerine gitmişliğim var. Hani bazen arkadaşın çok sıkışır ve rica eder senden. Böyle hani parçaları çıkartıp gidersin. Yani iki üç kez oldu benim öyle. Ama hiç iş olarak Türk pop çalmamıştım ben. 2006 Mart ayı ilk provalara başladık. Benimle beraber aynı anda gruba Volkan Öktem, Can Şengün de girdi. O zamandan beri 16 yıldır Tarkan'la beraberiz. Yani Tarkan'ın ekibindeyiz. Daha sonra 2008'de Nil'le çalışmaya başladım. Biz bir İlhan'ın Wonderland ekibiyle Montreal Jazz Festivali'ne gittik. Nil de Wonderland'ın solistliğini yaptı o dönem. Albümde de yer aldığı için. Orada arkadaşlığımız başladı. Türkiye'ye döndükten sonra o ekibini değiştiriyordu. Çalar mısın dedi. Çalarım dedim. Nil'le de 2008'den beri beraberiz. Yalın'la da hep böyle Mavi'ye gelip giderdi, tanışıyoruz. 2014'ten beri Yalın'la da beraberim. O yüzden yani çalıştığım sanatçıların bir kere şarkılarını sevdiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. Yani bunu basit anlamda işe gidiyorum diyerek görmüyorum. Çünkü Nil'le seviyorum sevmiyorum çalmayı çok seviyorum. Her gün, her konserde sahnede Nil'le... Sahnede harika dans ediyorsun ama zaten çok biliyorum. Çok teşekkür ederim, hemen arkanda, dizlerimin üstüne çöküyorum. Hemen arkanda seni izliyorum ben de orada. Biliyorum, biliyorum. Sağ ol, eksik olma. Ya atıyorum Rüzgar, Nil'in. Üf, müthiş bir beste. Öyle, onu çalarken ben böyle böyle bir hülyalara dalıyorum. Yalın'ın da öyle. Atıyorum Merdiven, şahane bir beste. Tarkan'da ikimizin yerine böyle çalarken... Böyle hafif böyle boynumun büküldüğü şarkı. Evet. Bazen oluyor yani... Çalarken böyle ben ağlarım ikimiz. Böyle değil yani. Hissediyorsun o şarkıları. Ben de çok seviyorum o kafayı. Yani hani çocukken dinlediğim birçok sanatçıyla aynı sahnede olma şansını elde ettim yıllar içerisinde. Çok da ben mesela o konuda çok mutlu hissediyorum. Yani mesela atıyorum ben Fahir Atakoğlu fanıydım ya. Tabii. 2000 kaç yani... Lisedeyken, lise 2'de falan böyle deli gibi dinliyordum. Sonra işte 2011'di galiba, 2012 miydi? Tanıştık ve beraber aynı sahnede bulunduk. Şahane. Onun parçalarını çaldık falan filan. Çok güzeldi mesela orada, oralarda falan hep böyle ne güzel ya falan. Ama yani ne tatlı bir şey esasında ya esasında belli oluyor böyle. Biliyor musun? Çünkü yani Fahir abinin de o melodik tarafı çok güçlü. Senin melodik tarafın I'm da çok güçlü. Melody Man diye kendine şey yapar zaten yurt dışında ama falan. Senin de o tarafın gerçek çok güçlü. Yani belki gerçekten. Öyle bir etkileşim olmuş olabilir. Ben çok etkilendim. Yani Fahir abi acayip. Yani o müzikler acayip dokundu bana mesela o dönem. Çok seviyordum abi, inanılmaz yani. Çalışma masamda bak, fanlığa bak. Çalışma masamda şey duruyordu. Fahir Atakoğlu'nun bir tane bir gazete kupürü duruyordu. Ha o kadar. Bak o kadar yani hani. Ha. Vallahi böyle çok seviyordum ya. Müzikleri böyle acayip gaza getiriyordu beni falan. Bir de o hani ben bir de o dönem çok böyle senfonik şeylere lisede bizim hani öyle bir eğitim falan yoktu. Ben böyle işte yaylı üflemeli için falan bir şeyler yazıp karalıyordum. Arkadaşlarım da öğle aralarında yemeklerinden feragat edip gelip benimle onları çalışıyorlardı falan filan. Çok gaza gelmiştim. Tam o dönemler bir de yani hani o böyle işte orkestral albümler falan filan çıkarıyordu. Onlardan acayip gaza geliyordum. Çok peki, güzeldi. Peki yaptığın en saçma sapan beste nedir Çağrı? O,
Ya Bilgi'de okurken çok komik şeyler oldu ya. Çok komik yani. Var mı özellikle hatırladın? Yani öyle bir parça yaptın ki... İsmini hatırlamıyorum ama yani olmasın böyle... Olmasın o. Yani eğitim alırken, bir şeyler öğrenirken insan onları uygulamak istiyor ya. Hani yani bir de hani... Üniversitede artık şey nosyonu var üstümde, hani böyle ben müzik yazıyorum. Hani müzik yazacağım hani falan filan. O an yeni öğrendiğin veya o an dinlediğin şeyleri bir noktada ya oradan etkilenimlerle kendin de bir şeyler yapıyorsun ya hani mesela. Allah'ım yarabbim yani gerçekten böyle geri dönüp dinlediğimde abi bu ne falan dediğim var. Ama onun da tabii anısı var yani böyle şimdi. Böyle şey yapılır mı falan demiyorum. Ama komik yani dinleyince böyle eyvahlar olsun. Niye buralara girdin Çağrı falan filan dedirten müzikler var. Ama işte eğitim dönemleri yani. Yani bir cevap verdin ama esasında hiçbir şey söylemedin. Öyle mi diyorsun evet, ya? Evet, başarılı bir politikacı gibi konuştun şu an. Öyle mi diyorsun? Evet. Hay Allah. Örneğin bak ben sana net bir şey söyleyeyim. Hı. Ama parça yani bir parça öyle bir parçam var mı bilemedim. Anladım. Yani şimdi... Mutfakta bir gün böyle işte bir şey bırakmışım şeyin altına, musluğun altına. Onun da içinde su var ve musluk asude asude damlıyor. Pıt. 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 Hemen gitarı aldım, gittim başına oturdum, çalıştırdım kaydı. Bir şeyler çaldım böyle ama o an böyle o... Suyu çalıyorum ben yani suyun şıpırdamasını çalıyorum. Sonra dinledim. Gözlükler berbat var mı? Bir şey gözlük var mı o zaman? Çok berbat bir şeydi yani sonradan. Ama duruyor bir yerlerde. Uf, çok merak ettim. Evet. Yeni Sonic Boom parçası olarak bunu yapalım ister misin? Raindrops. O zaman söyleşimizin sonuna yaklaşırken... Evet. Hayallerin neler Çağrı? Bizimle paylaşmak ister misin? Ya hayallerim... Hayatın daha ya bu kadar pahalı olmaması galiba. Yemin ediyorum yani. Hayat bu kadar pahalı olmazsa hani belli enstrümanlara, belli ekipmanlara daha çok sahip olup onlarla daha çok daha enteresan dünyalarda müzikler üretebilirim belki. Yani yemin ediyorum başka bir şey gelmedi şu an aklıma biliyor musun? Hmm. Hayallerin ne? Tabii ki var yani hani başka şeyler hani. İdeallerim gelecekteki şeylerle alakalı falan filan ama ya şu andaki en sert konu hayat pahalılığı. Hı hı. Hayat pahalılığı gerçekten hani bir müzisyeni zaten kitler yani bitersin yani hani ekonomik özgürlük bittiği anda herkes gibi yani biz de etkileniyoruz. Biz bir de hani eğer müzik üreten bir tarafımız varsa bazen hani acıdan, sıkıntıdan besteler çıkabiliyor ama yani o bir yere kadar ya yani bir yerden sonra abi ya şunu şununla çalabilsem ne güzel olurdu ama mümkün değil bunu almak diyorsun anladın mı? Hani benim hayalim galiba hayat pahalılığının azalması. Hmm. Daha bir şeyler edinebildiğimiz bir... O zaman buradan hayat pahalılığına seslenelim. Lütfen evet. Azal. Aynen öyle. Vallahi benim hayalim şu an bu galiba. Evet. Sert bir yanıt verdim özür diliyorum ama... Ama öyle zaten yani baksana bugün çok savaşları falan konuşuyoruz. Sırtkım yani sıyrılmış durumda bu konuyla alakalı. Çünkü gerçekten yani özellikle biliyorsun sen de biliyorsun zaten. Müzikal enstrümanlar, müzik ekipmanları işte stüdyo ekipmanları bunlar ekstra 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 bir hal aldı şu durumda. Doğru doğru. Bilmiyorum ne yapacağız. Benim hayalim bunun azalması yani daha... güçlenmemiz bu konuda. Evet. Tamamen katılıyorum. Bir de tabii... kendi mesleğimizden bahsedecek olursak... sanatçıların birazcık daha... rahat... yaşayabiliyor olması. Evet. Bu da tabii senin söylediğinle bağlantılı dolaylı bir şey. Dolaylı yoldan, aynen. Ama... geçmek istediğim yer şu esasında... En ufak bir sallantıda bizim mesleğimiz, bizim sektörümüz, bizim meslektaşlarımız hemen enkazın altında kalıyorlar. Tabii. Evet. O... En ufak bir sallantı. Çok doğru. Bunun artık böyle olmaması gerekiyor ve ne yapmamız gerekiyor bunun için bilmiyorum. Bir fon mu oluşturulacak? Birileri ön ayak olacak? Ya illa bu pandemi döneminde zorda kalmış müzisyenlere yapılan bir yardım gibi bir şeyden bahsetmiyorum ben.
biraz daha üretirken insanların kafalarının rahat olması, belli kaygılardan biraz daha uzak olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için belli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım yakın vadede bu olur. Vizyonlar genişlerse inşallah. Müziğin sadece eğlence amaçlı olmadığı. Hani bunun... Biz eğlence sektörü değiliz arkadaşlar. Evet. Biz sanat sektörüyüz. Sanat sektörü yani insanların üyeleriyiz. İnsanların normal yaşantıları içerisinde önemli bir etkisi olduğunu, bunun hani bu vizyona sahip olunduğu zaman herhalde belki konuştuğumuz gibi bir atılım olabilir ama ben bilmiyorum ya. Bu konular zaten şey yani bizim zaten her gün karşılaştığımız konular olduğu için. Evet. Ama tabii burada bunu konuşmak bence çok iyi oldu, çok iyi değindin. Çok teşekkür ederim Çağrı. O zaman tekrar seni bekliyorum, bunu saymıyorum. Tabii, her zaman. Görüşmek üzere. Burada buluşuruz. Tekrar sahne tuzlarını beraber yutmak üzere. Yeah. Swallow, okay. Görüşürüz. All right. Hoşça kalıyorsun, kendine iyi bakıyorsun. Hadi bay bay.